Selam sevgili dostlar. Sıcak bir Haziran akşamından sizlere merhaba. Yeni bir yayınımızda daha birlikteyiz. Geçen hafta kısa bir yayın yaptık. Bugün biraz daha uzunca yapacağız. Artık son 1-2 programımız yaz arasına vereceğiz. Eylül'de inşallah tekrar sizlerle birlikte olacağız. Mücahit hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. İyi vallahi ya. İşte biraz sıcaklarla boğuşuyoruz. Gerçi El Nino gidiyor. Yenine yenisi geliyor. Soğuk. Evet, soğuk şey gelecek diye bir haber duyduk. Ama Tabii bu da o gemi. şöyle. Ben bugün gördüm. Bütün internete girdim. İspanya, Amerika, İngiltere, Fransa hepsinde CNN bile yayınlamış bunu. Evet, yani böyle bir havadis var. Bu nasıl olur? Nereye kadar Şey gider? yukarıdan bir sinek geliyor. Ha kaçtı. Ya o sinek girmek istiyor. İki de program başından beri bir arkamızdan falan da geçti. Büyük sinek yalnız bu. Küçük sinek Ha. değil. O biraz utangaç sinek. O yüzden o giremiyor. Böyle parmak işaretiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama iklim krizinin etkilerinden bir tanesi bu. Hani bu 42'lilerle başlayan bir Yo, zaten hani kriz gidiyor demiyoruz. evet, O yanlışlık küresel olmasın. soğuma da olsa Evet. Biz artık bu kuraklık yani yağışsızlığı çekeceğiz. Yani hava sıcak veya soğuk olursa olsun bu kuraklık yani yağmursuzluk bizim başımızı derde sokacak. Ama aslında esas daha kötüsünü söyleyeyim. Sürekli yağmur yağarsa da biz ekin ekemiyoruz. Yani topraklarımızın Tabii. böyle de bir tuhaf tarafı var. O yüzden de işin öyle bir boyutu var. Şu an yaşadığımız normal bir sıcaklık değil, ekstrem hava koşulları. Zaten şu an Cuma'ya kadar veya Cumartesi'ye kadar bir 3-4 gün. ekstrem hava koşullarının içerisindeyiz. Bugün akşam üzeri tekrar yeniden çöl tozu girdi. Güneşin önüne bir perde olmuş gibi olsa da şimdi güneşin dalga boyunu değiştiriyor. Yani en büyük sıkıntımız bu. Hava ısınsa ısınıyor. Siz bunu hissediyorsunuz ama güneşin almamız gereken enerjisini alamadığımız için de meyvelerde ve sebzelerde, büyümelerde değişiklikler söz konusu olacak. En büyük tehlikelerden bir tanesi buydu. Evet, Önümüzdeki evet. sene belki biz bunu daha çok hissedeceğiz. Hani bu kuraklığın veya işte bu tuhaf ekstrem hava koşullarının etkisini mesela ben kendi Zeytinliğimde hafta sonu köydeydim. Orada hissettik. Baya bizim tam çiçekte o 2 günlük esen sıcak rüzgar bizim arazi ve havzanın üst tarafını komple bitirmiş. Oralarda üzümlerde doğuşlarda da sorun varmış zaten. Hani böyle havza havza bölge bölge biz şeyleri duyacağız. Duyacağız değil mi İnşallah yazısı? şimdi Haziran'ı konuşuyoruz. Eylül'de tekrar yeniden programa başladığımızda evet bu zeytinler tuttu. Biz de kısmen sulayabildik, bakabildik. Taneler var ve taneleri yerleştirebiliyoruz. İnşallah sofralıkçıların kalibrasyonda sorunu olmaz. Çünkü bu kadar çok taneyi besleyecek su ve besin elementine de ihtiyacımız var. Hani iklim şimdi soğusa da ısınsa da biz hayır, biz ne soğumasını ne ısınmasını, biz her şeyi mevsiminde ve normalinde istiyoruz. Yani her şey mevsim normallerinde yaşanınca güzel oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim izleyicilere. Son zamanlarda şey yapıyorduk biliyorsun. Programımızı fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşıp Evet, bizi oradan başlayalım. etiketledikleri zaman biz de onları paylaşıyoruz. Geçen hafta yapamadık. Bu hafta yine izleyenler paylaşırsa ve bizleri etiketlerlerse hem ben hem Mücahit'le paylaşacağız. Böylece etkileşimi arttıracağız. Çünkü etkileşiminiz az mı diye soruyorlar bize. Az Evet. olursa belki de yayın yapamayacağız. Onun için bizim tekrar tekrar yayın yapabilmemiz için paylaşımların arttırılması lazım. Köy TV'nin vay bu program gerçekten izleniyor, ilgi çekiyor, insanlar bekliyor demesi için bu paylaşımlar bizler için önemli diyoruz. Sosyal Evet. medyada paylaşımlarınızı bekliyoruz diyoruz. Kuraklık dedik, günümüz Evet. böyle. Bu arada hafta sonu İstanbul'daydım, bir etkinlikteydim. Bu etkinlikte şey tarımsal üretimin gastronomiye bakışı, geçişi, gastronomideki yeriyle ilgili bir sohbet vardı. Çok ilginç konuşmacı, yani gerçekten özel konuşmacılar vardı. Ya inan şu anda tüm gözler tarım üstünde.
Evet, tüm doğru. gözler tarımsal hayvansal üretim üstünde. Artık herkes tarımı, tarımsal koşulları, üretim koşullarını, fiyatları, rekolteyi, kaliteyi takip ediyor, inceliyor, araştırıyor. Çünkü boğazımız ve midemize baktığı için, gıda da önemli olduğu için herkesin dikkati bizim ürünlerimiz üstünde, değil mi? Sen de farkındasındır sen, herhalde. Yani o konuşmaların aslında özeti şudur muhtemelen, gıda güvenliği ve gıda güvencesi. Tabii yani ki. Aynı gıdaya 5 sene sonra dahi erişmek istiyoruz. Erişebilmeyi arzuluyoruz ve aynı kalitede. Bu şöyle olmasın, işte nar var, nar ağacı, biz nara erişemedik ama buyurun nar sosu var. Yani imitasyon gıdalara da ben erişmek istemiyorum. Bunlardan bir tanesi yapay et. Allah muhafaza yapay zeytinyağı veya imitasyon zeytinyağı gibi. Ki biz bugün tahşişe çok kızıyoruz. Ama limon sosu gibi imitasyon bir zeytinyağı çıkarsa, hiçbir şekilde zeytinyağı olmayan tamamen gıda. Limonata içiyorsunuz. Limonatanın içinde limon yok. Yani bir tuhaf bir durum var. Yakaladım. Gel. O arkalarda dolaşıyor ya. O yakalanıyor da. O bugün neden böyle bir şey yapıyor anlayamadım. Yani böyle bir tuhaf bir durumumuz var. Gıda güvenliğimiz ve gıda güvencesi gerçekten çok aktif bir şekilde önemli. Sen çocuğun odasında mı program yapıyorsun be? Ya ben küçüğün odasında yapıyorum. Ayıp büyük... kardeşim. Olur mu? Evet, çocuk yani haklı. İşgaliye parası da ödüyorum bundan ama olmadı yani, yapacak bir şey yok. Bugün böyle bir tuhaf bir şey oldu. Dönemin sonu ya, son program ya. Ben, onlar da gelişeniz herhalde. Havalar ısındı, çocuklar havalar rahatladı, sınavlar azaldı. Yani, kim olmasa bunu yapmayacaktı zaten. Evet, o yüzden onlar da haklı ya. Onlara da ya hak evet, vermemiz gerekiyor. Şimdi sen bir de programın şeyini soruları alabilirsek. Evet, sorular da bekliyoruz. Sorular daha yok. Gruptan şey yapıyordu. Ben şimdi tekrar bir daha antraktonuzu anlatayım. Şimdi hepimiz hissettik sanırım. Grupta da çok sordular, WhatsApp grubunda. Antraktonuz zeytin ağaçlarında kış aylarında yerleşen bir hastalık. Biz bunu bir sıvı kükürt vererek kışın en soğuk zamanı, bir de bakır vererek, bordo bulamacı veya sıvı bakır mevsimin sıcaklığına göre vererek normalde önüne geçebiliyoruz. Uygulamamız bir doz kükürt, bir doz da bakır üzerine. Zaten etkin ilacı da bu ikisi. Başka da bir şey yok. Her ikisi de organik tarımda kullanılabiliyor. Sertifikasyon kuruluşunuza bildirmek koşuluyla hem bakırda hem kükürtte herhangi bir şekilde kalıntı veya organik tarımı bozucu bir etken yok. Bu yüzden de çok rahat söyleyebiliyorum. Şimdi bugünlerde tabii antraktos o gün yerleşiyor. Siz eğer önüne geçemezseniz siz bu hastalığı bugünlerde hissediyorsunuz ve böyle siyah siyah karabiber görüntüsüyle bunu hissediyorsunuz. Bugün attığınız ilacın herhangi bir faydası yok çünkü hava gerçekten çok sıcak. Bu ortalamaların üzerine çıktığı zaman hava sıcaklığı, hem biz etkileniyoruz güneş çarpması dediğimiz, hem de zeytin ağaçları etkileniyor. Bu yüzden attığınız ilacın bir faydasını görmeyeceksiniz. Boşu boşuna ilaç atıyorsunuz. Şu an bizim tek yapabileceğimiz şey bir gübreleme yapabiliriz. Bitki besleme argümanlarıyla uygun gübreleme. Bunda suyu olmayan arkadaşlar yapraktan beslerse biraz sorun olabilir. Çok sıcak çünkü. Havanın biraz normalleşmesi veya mevsim normallerin bir tık altına inip bir yağmurlu havayı bekleyerek, kollayarak belki bir potasyumlu gübre verilebilir. Damla sulamayı da bugünlerde vermek çok doğru değil. Çünkü bu sefer de buharlaşmayı hızlandıracaksınız. Şu an zaten ağacın solunum hızı normali çok çok üzerinde. Tansiyonu var zaten. Şunu unutmamak gerekiyor. Zeytin ağaçları da 26 dereceleri geçtikten sonra günlük hava sıcaklığında dinlenmeye çekiliyorlar. Onlar da şey yapıyorlar. Yaz uyuması diye bir şey var. Şimdi uyumuşlar mıdır diye sorarsak daha henüz değil. Zeytin ağacı biraz daha çalışır. Çünkü cumartesi beklenen bir yağmur var. Hani bir yağış geçişi söz konusu olacak. Mevsim normallerine geri döner, tekrar Temmuz'da yükselirse
Bir Temmuz'da 30-35-40 gün zeytin ağacı uyuyor. İşte o uyur döneme girdiği zamanı tespit ettiğimizde kalün kili uygulaması yaparak güneş yanıklığına öncelikli olarak sonra da zeytin sineğine engel oluyoruz. Bu kadar. Yani yapacaklarımız aslında çok fazla bir şey değil. Ama üreticilerimiz grupta da soruyorlar, şunu attık, bunu attık, falan yaptık, solucan gübresi, deniz yosunu. Benim bile kafam çok karışıyor bu kadar çok ürün atmayla. Bitkiyi de bu kadar çok hırpalamamak lazım bu arada, diye düşünüyorum. Şunu söylemek istiyorum, hani bu kadar çok ürün atma, ilaç, zehir, gübre atmak derken, ya sevgili dostlar inanın, yani toprağımızı, bitkimizi iyi takip etmemiz lazım. İyi etüt etmemiz lazım. Toprak analizini, yaprak analizini iyi yapmak lazım. Bitki gelişimini iyi takip etmek lazım. Yerli yersiz gübre, yerli yersiz kimyasal ilaç atmamak lazım. İnanın bunlar bazen iyiymiş gibi gözükse de uzun periyotlarda zarar veriyorsunuz aslında. Evet. Hem toprağınıza, hem ürünlerinize, hem de bu bitkilere zarar veriyorsunuz. Bunu ne olur dikkat edin. Yani bazı şeyler çok çabuk kültürel teknik tedbirlerle halledilebilir. Tuzaklarla çözümlenebilir. Çabuk toplamalar, çabuk etkilerle halledilebilir. Hemen kimyasala, hemen gübreye yönelmemek lazım. Bazı şeyleri iyi takip etmek, iyi etüt etmek lazım. Ne olur yani, bu çok çok önemli. Tekrar hatırlatayım, özür dilerim Mücahit, çok uzattım ama ne olur, hangi ürün olursa olsun ruhsatsız ilaç kullanmayın. Ve dozunda kullanın her ilacı. Lütfen, bu iki konu çok önemli. Sağlığımız için, doğamız için ve ürünlerimiz için çok önemli diyeyim. Tekrar sana vereyim pası. Evet, yani zeytinde mesela herbisit kullanımı gerek yok. Gerçekten çok ihtiyacımız yok. Yangın tehlikesi olan bahçelerde yangın tehlikesi gelecek yönde. Yani bu anız yakmadan gelebilir, bu yoldan sigarayla gelebilir, elektrik hattı vardır oradan gelebilir falan. Yani o tehlikeyi gördüğünüz yeri, sadece orayı otsuz alana çevirmek, geri kalan kısımlarda otlu yapmak da yarar var. Şimdi daha rahat anlayacağız, hava çünkü çok ısındı. Güneş gölge tavı dediğimiz bir tav vardır. Yabancı otların yüksekliğiyle toprağınıza erişen güneş ışığı miktarı azalıyor. Siz ne kadar şey olursa, bu arada bir mesaj geldi. Facebook'ta canlı yayın paylaşımında sorun varmış. Ömer ilgilenebilirsen, yabancı otların yüksekliği sizin toprak sıcaklığınızı direkt etkiliyor. Toprağı ısıtmayacağız. Toprağı ısıtırsanız yüzeye yakın kökler ölmeye başlıyor bu havalarda, bu sıcaklıklarda. Evet. Şimdi biz hem sürüyorsak kökleri açığa çıkarttık, kestik bir şekilde. Hem de toprağın üstünde bir koruyucu, güneşin etkisini koruyucu bir tabaka bırakmadıysak, o zaman topraktaki kökler çok çabuk pişecek ve daha aşağılara inmeye başlayacak. Aşağı indikçe organik materyale erişme şansı yok. Çünkü bütün topraklardaki ilk 5 santimdir organik materyal. Biz Aynen. Ne yapıyoruz? Yabancı otları yüksekte bırakarak ilk 5 santimin ısınmasını engelliyoruz. Güneşle muamele etmesini engelliyoruz. Hepimiz kurutma veya bir şey yaptığımızda güneşin ışıklarından neden faydalanıyoruz? Bakteri ve fungusları öldürmek için. Güneşe çıktığınızda mikrobu kırılır diyoruz. Güneşle mikrop kırmayı biliyoruz. Şimdi bu şekilde düşündüğünüzde hem buharlaşmayı engelleyici, hem de fungusları ve bakterileri koruyucu bir etkidir yabancı otla. Sürme yapmayın dediğimiz şeylerden bir tanesi budur. Bir de şimdi öyle bir hava var ki hem sıcak hem kurak hem de rüzgar geliyor. Mesela ben şimdi Allah muhafaza, ben mesela çok böyle yağmur duası yapamıyorum. Bu tip havaların en büyük problemi yağmurun da dolu şeklinde yağması veya çok şiddetli yağıp ürüne zarar vermesi. Oraj dediğimiz. Facebook'ta sıkıntı yokmuş, şimdi geldi. İzliyorlar diye. Tamam, süper. O zaman sadece bölgesel bir problem olabilir. Bu dönemde gelen hava da çok güzel bir şekilde gelmez. 2 saatlik bir yağmur yağar, bizi perişan eder gider.
Hani sağlıklı bir yağmur bu dönemde yağar mı? Böyle bir kapama yağmur yavaş yavaş toprağın içine emdiren hem zeytini besleyici hem yeraltı suyunu besleyici bir yağmur yağar mı diye sorarsan bu tip günlerde genelde yağmıyor. Yani en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o. Türkiye'nin en büyük sellerinden bir tanesi Temmuz ayında yaşandı Türkiye'de. İşte o Kastamonu'da yaşanan sel. O yüzden de bu seneki yaz görüşleri zaten bu yönde olacak. Yani ciddi bir yağmur gelirse de, kütle gelirse de bu buharlaşma havadaki suyu tutamayacak ve bir yere kanalize olacak ve çok büyük ölçekte akıp gidecek. Bu en büyük tehlikedir. Yani siz yabancı otlarla aslında bu tipte bir yağmurda da toprağınızın akmasını da engelleyeceksiniz. Şu an rüzgar erozyonu devam ediyor. Yani çok güzel bir rüzgar erozyonumuz var. Güzelden kastım iyi yönlü ama olumsuz bizi perişan eden. Bu rüzgar erozyonunun ne olduğunu o kadar çok anlamamız için de bu çöl tozu düşünün. Libya üstünden kalkan toz Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'nin kıyı kesimlerinde güneşi engelliyor. O yüzden de rüzgar erozyonu da bizim için çok önemli. Yabancı otlarla mücadeleyi yönetme yapmak gerekiyor. Biçelim yabancı otlar malç olarak toprağın üstünde kalsın. Yine kuru, evet orası da kuru ama en azından toprak direkt güneşle karşı karşıya kalmadığı için de ciddi ısınma gerçekleşmez. Bu ciddi ısınma toprağın altına doğru işlemez ve köklerde bayılmalar veya ölmeler gerçekleşmez. Burada şey yapıyorum, böyle paylaşanlar olmuş da hemen onları da paylaştım. Ya böyle derste de cep telefonuna gibi ben konuşurken giriyorlar onlar da aynı o gibisin yemin ediyorum ya. Ben yapamıyorum. Programdan sonra unutmayayım inşallah da şey yapayım böyle, ya. Anında yapmamız etkileşim arttırıyor çünkü geciktirmeler. Evet doğru söylüyorsun da o ben yapamıyorum. Evet şimdi iklimden bahsettik. Antraknoz'dan bahsettik biraz. Evet. Peki önümüzdeki sezon yeni bir sezon geliyor. Artık eski sezon demeye başladık. Sezonu bitirmeye başladık diyebiliriz. Stoklarımız var. Satışlar evet. Var. Piyasada döngü var. Bu satışlar, stoklar, döngü için yeni gelişmeler var mı acaba? Evet, bugün böyle bir kulağımıza bir şey çalındı. İnşallah olumlu bir ihracat kısıtlamasının kontrollü bir şekilde kaldırıyla ilgili. Yarın falan hani ne gün yayınlanır bilmiyoruz. Resmi yazıyı görmek lazım. Evet. Yani bu akşam belki işte saat 12'de resmi gazete yayınlanıyor. Belki bu akşam resmi gazete yayınlanabilir. Çünkü hani biz bakanlıktan resmi gazete yayınlanacak kuruma gönderilmiştir. Biz o duyumu almışızdır ama ne olursa olsun elimize gazeteyi alıp çıkan yönetmeliği okumak lazım. Türkiye'de 24 saatte çok şey değişiyor. Ankara'da 24 saat çok uzun bir süreç. O yüzden akşamdan sabaha ne olur bir görmek lazım. Bu gece saat 12-12-15 sularında genelde resmi gazete yayınlanmış oluyor. Yayınlandığında hepimiz biz de merakımıza gidereceğiz. Evet. Benim burada bir tane şeyim var. Hep aynı talebi istiyorum. Avrupa Birliği biz ambalajlı ürün satarken bizden 1.32 euro vergi alıyor. Biz de dökme satarken Avrupa Birliği'ne 1.32 euro vergi almalıyız. Yani ben Almanya'daki bir Türk vatandaşına, kendi akrabama yağı bile gümrükle satıyorsam İspanyol İtalyan'a dökmede gümrük vergisi uygulamalıyız diye düşünüyorum mütekabiliyet ölçüsünde. İnşallah bir gün bu talebimiz de yerine gelir. Ben hani dökme yani ben ihracat yasağına toptan var veya toptan yok anlamında değil. Bu bir teknik konu demiştim, bir bariyer demiştim. Bir tanesi de buydu. İnşallah bir gün o da gelir. Bir soru var, sorayım mı? Bir dakika. Umarım beklentilere göre hem satışlarımız artar. Hem ambalajlı satışlarımız artar. İhtiyacımız olan döviz de yurt dışından gelir. Eğer açılmasına rağmen ticaret yapamazsak o çok daha kötü hepimiz için büyük bir fiyasko olur. Sıkıntı. Evet. Şimdi ilk soru. Bazı ağaçlarının gövdesine patates gibi yumrular var. Sebebi nedir diye soruyor bir üreticimiz. Şimdi o yumrular uyur göz. Yani onlar vakti zamanında gelirse ki gelmesini hiç istemem.
ağaç ölmeye yakın, onlardan dallardan şey yapıyor. İki, fotoğrafını görmediğim için söylüyorum. Bu Manisa genel... Salihli Yukarı Poyraz'da. Şimdi bu genelde aşılı fidanlarda bunu daha çok görüyoruz. Eğer şeyse fotoğrafını göndersin. Bazen de bir fitofitora da yapabiliyor. Bir fungusumuz var bizim. O yapabiliyor ama ben ona çok ihtimal vermiyorum. Uyur göz olduğunu düşünüyorum yumruları. İyi bir yerde sanırım, iyi bir besleme yaptıkları arazilerde, taban arazilerde genelde biz o yumruları görüyoruz. Ondan herhangi bir sıkıntısı olmasın üreticinin. İkinci soru. Kurduyla güveyi de bahset. İkinci soru. Şu ya bir dört soru var. Şunu bitirelim hemen hızlı. Gövdede çıkan sürgünleri hemen almayıp beklemenin fidan tırtında oyalayıcı bir etkisi var mı? Evet. Doğru. Aşağıda oyalanır, yukarıya gelmez. Genelde fidan tırtılı zaten yaşlı ağaçlara çok gelmiyor. Tabanda mesela biz iki sene önce bir arkadaşımızın bahçesinde şey bıraktık. Tabanda piçler bıraktık ki üst tarafı alacağız, ağacın tacını değiştireceğiz. Gövde biraz eskidi. Biz tabii fidan tırtılını hiç düşünmedik. Geldiğimizde aradan bir zaman geçtiğinde bizim ne kadar böyle 3 sene sonra ağaç yapacağız dediğimiz dallar varsa hepsini fidan tırtılı yemişti. Fidan tırtılı bu sene muhtemelen uyumadı. Gerçekten uykuya yatamadı. Kuş da yok onu rahatsız edecek. Evet. Çünkü kök dibinde dolaşır. Kuşlar da kök dibinde olur. O yüzden de o kök dibinde olmadığı için de kuşlar da şey yapmadılar herhalde. Fidan tırtılları bu sene bir tık daha şey yapacak. Hatta fare. Yani bu yılanlara ne olur dokunmayın. Bu sene fareyle biz fidan tırtılından biraz müzdarip olacağız. Çünkü kış iyi geçmedi bizim açımızdan. Evet. Fidan tırtılını oyalar mı? Evet, oyalar. Ama fidan tırtılını biz geçen sene bir arkadaşım öyle hani derler ya böyle boş bitmiş 100 kilo kadar kavlin kili almış atıvermiş bir fidanların içerisine. Uğraşmadan atmış. Kavlin kili atılan fidanlarda fidan tırtılı zararının azlığını gördük, gözlemledik. Bunu bir şeye döndürelim istedik. Bayramdan sonra muhtemelen çünkü onun esas periyodik tarım takvimine göre çıkışı Temmuz ayı içerisinde. Bayramdan sonra biz de bir fidanlıkta deneyeceğiz fidan tırtılını. Bakalım kavlin kiline karşı ne yapacak fidan tırtılı. Deneyebilir üreticilerimiz. Bunda bir beis yok. Fidanlarda normalde attırmıyoruz ama fidan tırtılı piçlerle oyalanırken yukarıda herhangi bir şey yapmıyor derken bu arada biz onu beslemiş de oluyoruz. Vejetasyonunu devam ettirmiş oluyoruz. Orada bir kırılım gerçekleşmesi lazım. Bu nasıl bir kırılım gelir? Soğuk hava çok iyi onları kırar veya onları yiyecek bir böceğin veya kuşun olması onları kırar. Eğer bu ikisi de gelmezse seneye fidan tırtılını üst taraflarda yediğini de görebilir. Bu bir risktir. Hani ben çok böyle riskleri sevmem. Üretici kendisi bilir. Bence hiç besin bırakmamak daha uygun olabilir. Ama şu dönemde zaten taban piçlerini aldığı zaman da buharlaşma devam edecek. Bence belki şeyi bekleyebilir. Havaların iyice bir ısınıp yağışsız döneme girmeyi bekleyebilir. Çünkü ağaç uykudan sonra uyanınca ilk yara macunu salgılıyor kendi vücudunda. Onu bekleyebilir. Üçüncü soru. Zeyt bir okuduğu bir araştırmada. Ben seni duyamıyorum. İnternet ses gelmiyor. Yavaş benim. Senin sende bir yavaşlama oldu. İnternet gitmiş olabilir Bilge. Ben seni duyamıyorum. Mücahit senin... Bilge ben seni hiç duymadım. Evet. Senin internette sorun olabilir. Geliyor mu şu anda? Evet. Tamam. Üçüncü soru. O bir üreticimiz okuduğu bir araştırmada Temmuz ayında uygulanan çinkonun verim üzerinde etkili olduğu belirtiliyordu diyor. Tamam. Doğru mudur diyor. Şu an geliyor. Temmuz'da uygulanan çinko verim üzerine etkili midir diye soruyor. Mücahit? Mücahit takıldı.
sevgili dostlar, bazen işte kendi evlerden bağlanınca bazen internetten dolayı böyle aksaklıklar olabiliyor. Şu anda da Mücahit'in takıldığı ekranlarda görüyorsunuz. Evet, bu anı kareleyin bence. Bu kareleri paylaşalım. Ben de biraz güleyim Mücahit'i böyle görünce. Böyle fotoğraflarını paylaşmanızı bekliyorum o zaman sabırsızlıkla. Ömer, Mücahit'i tekrar bağlayabilir miyiz ya çıkarıp? Mücahit sanırım iyice koptu. Sevgili dostlar, bu arada sorularınız varsa bizlere tekrar iletebilirsiniz. Mücahit'i bağlar bağlamaz o sorulara tekrar cevap verebiliriz diyoruz. Evet, bağlanıyor galiba. Düştü. Tamam. Sorular varsa tekrar bekliyoruz diyorum. Bu arada önümüzdeki yayın dönemi için de bize yönelik işte konu ve önerileriniz varsa şu kişileri konuk çağırın, şu tarz konularla ilgilenin, şu tarz konuları konuşun dediğiniz. Çünkü önümüzdeki dönem bir hafta zeytin, bir hafta başka konu yapacağız. Konularınızı da bekliyoruz. Benim internet komple gitti. Telefona geçtim ben Bilge. Beni duyabiliyor musun? Duyuyorum. Bir daha bağlarsan. Bir saniye. Ben telefonu sabitleyecek bir yerde bulayım. Evet. Geliyor. Evet. Ya çok özür dilerim. Bilgisayarda komple gitti. Nedenini bilmiyorum. Olabilir. Ya zaman zaman oluyor. Evet. Ben de bu fırsatta sen toparlarken izleyicilere şeyi diyordum. Önümüzdeki yayın dönemi için biz bildiğiniz üzere artık her hafta yayın yapıyoruz. Önümüzdeki yayın dönemi için bir hafta gene zeytin yapacağız. Öbür haftada farklı bir konu. Bize konu ve konuk önerilerinizi iletirseniz seneye kendinize ona göre programlarınızı ona göre yayınlar yaparız diye izleyicilere söylüyordum. Bu tarz konuları da bekliyoruz diyorum. Hemen soruya geleyim kaybetmeden bir daha seni. İzleyicimiz okuduğu bir araştırmada Temmuz ayında uygulanan Çinko'nun verim üzerinde etkili olduğu belirtiliyordu. Doğru mudur? Doğrudur. Biz zaten hani Karyon Kilim'de de Çinko boru söylemiştik. Verimden kastımız daha doğrusu kalite üzerine etkili. Özlem ablayı aldığımızda da Çinko bor üzerinde verim ve kalitede direkt döllenme ve tozlaşmayla ilişkili olduğunu, özellikle mikro element gübrelerin, tanelerin yapılarında ciddi olumlu özellikler, olumlu tarafları olduğunu ve bunları beslediğini söylemiştik. Çinko ve bor gerçekten önemli iki element. Yani çinkoyu tek başına düşünemiyoruz. Çinko boru birlikte koymamız gerekiyor. Bizim bir Salihli'den Alaşehir'e giden havzada o sağ tarafta karşı taraf Kemaliye, bu taraf neydi? Bintepeler değil. Alaşehir'e doğru güneyi. Salihli, o Bintepeler Poyraz Damları tarafı. Kemaliye'nin Kavaklıdere, evet. Kavaklıdere hattı. O hat üzerinde bir bölgede bor toksitesi var. Benim şu ana kadar bildiğim orada, bir Menderes'te bor çok ciddi bir alanda, yani hem bağda var, pek çok şeyde var. Evet. Bir de Menderes Havzası'nda var. Menderes'te de yine böyle bir bor toksitesi var. Germenci'nin alt taraflarında var. Belki orada, ben hani oradan bana zeytin şeyi gelmedi hiç. Analizi gelmedi. Mutlaka vardır. Bunların haricindeki olan bölgelerde, borun az olduğu yerlerde mutlaka bor ve çinkoyu ama mikro element gübresi olarak ama şeyin içerisinde diğer attığımız katı gübrelerin içerisinde mutlaka talepte bulunmalıyız ve atmalıyız. Şu an mesela benim hani şeyde de hem WhatsApp grubunda söylediğim hem sosyal medyada paylaştığım potasyumun içerisinde mutlaka çok az bir azot, çok az bir fosfor, mümkünse kükürt, mümkünse bor, mümkünse çinko olmalı. Yani bunlarda ama esas ana yükü atıyorum işte bunun %30, %40'ını potasyum çekmeli. Bunu iki defa böyle yaz dinlenmesine girmezden evvel verebilirsek çok ciddi bir şekilde kalibre yaptırırız. Aynı zamanda bu yağ kalitemizi etkiler. Bunun üstüne bir de kaolin attığımızda vücut stresini de azaltmış oluyoruz. Çünkü kaolinle tansiyonu engellemiş oluyoruz. Hani bugün öğle saatlerinde güneşe çıkmayın, sıcak çarpar etkisinde
çıkacaksanız da şapkayla veya kendinizi korunaklı bir şekilde çıkın cümlesi uzmanların insanı uyardığı gibi biz de bitkilerimizde aynı uyarı yapmalı ve bu uyarıyla hareket etmeliyiz. Evet, kesinlikle. Son bir soruyu daha sorayım, ondan sonra hemen diğer evet. konulara geçelim. Şöyle, bu sene tavsiyeniz üzerine kavalyenini kullanacağım ama korkum şudur ki genellikle ağaçlarımız gemlik cinsi ve tanelik satıyoruz, yemeklik satıyoruz. Yemeklik olarak alan alıcılar ilk başlarda fiyatı yüksek açıklayıp günden güne aşağıya çekiyorlar. Zaten bulunduğumuz bölge olarak zeytinlerimiz geç olgunlaşıyor. Bir de kavalyenin etkisiyle geç olgunlaşıp ekonomik zarara uğrar mıyız diye sorar. Güzel soru. Bunu tahminleme şansım yok. Soru çok güzel. Hani bu öbür taraftan da şöyle bir şey. Kavalyen atmadığında taneler kalibrasyon yapmazsa da ekonomik olarak kaybediyor. Çünkü kavalyenli taneler buharlaşmanın azalması nedeniyle tansiyon düşüyor, solunum azalıyor bitkide ve bu öylelikle bir tık kalibrasyonda daha iri kalibre elde ediyor. O yüzden hani burada fayda maliyeti kendisinin hesaplaması lazım. Bölgede normalde hangi tarihlerde şeye erişiyor, evet. o hasat olgunluğuna erişiyor, ona bir bakmalı. Şöyle bir durum da söz konusu. Bazı yıllar fiyatlar mesela bu sene görünen var yılına giriyoruz gibi. Eğer var yılına giriyorsak bu stokları doldurma şu an hepimizin stokları boş. Belki stoklar şey olmayacak, bitmeyecek ve fiyatlama başladığı gibi böyle kademe kademe bir artma, bir azalma, bir artma, bir azalma gibi böyle dengede gidecek gibi görünüyor. O yüzden de hani ben burada ağacı ve meyveyi koruma yönlü gidebilirim. Hem satabildiğim kadar tane satmış olurum, hem de yağım elde ettiğim yağ güzel olur. İki yönlü düşünebilir burada üreticimiz. Ama dediğim gibi yani sezonu biraz daha bir 15-20 gün daha görüp bayramdan sonra zaten kavalyen atmayı önereceğiz. Çünkü şimdi bu tarihler çok uygun değil. Bir yağmur mutlaka gelecek. O yüzden de buna göre biraz daha bekleyip belki biraz daha piyasayı gözlemleyebilir. Ona göre de atabilir. Hemen iki soru ama hızlı cevap verelim. Zamanımız kısıtlı evet. çünkü Mücahit. Geçe bitireceğiz. İki soru var. Onları soruyorum. Evet. Adana bölgesinden bir tanesi. Çok fazla sürgün oldu bu mevsimde. Budama önerir misiniz diyor bir. Hayır. Asla. Tamam. İki, Kahramanmaraş'tan bu yıl zeytinlerde çok iyi çiçek vardı ama çok döküldü. Bunun sebebi ne olabilir? İşte o az önce söylediğim bir sıcak hava esti. 2-3 günlük. Onlar sıcak hava çok dokundu. Yani bu sene o çöl tozlu sıcak hava gerçekten çok dokundu. Dokunan bölgelere çok dokundu. Ben hatta videosunu çektim. Bugün yarın paylaşırım sosyal medyadan. Oradan aynı çiçekse bendeki yanıklık tamamen şeyden sıcaklık ve çöl tozundan kaynaklı. Çektiğim bahçedekinden. Ona göre karşılaştırmasını yapabiliriz. Son soru. Kavalinki'nin tek olumsuz yanı benim tespit ettiğim hasatta dal sarsıcılarla ağaçtan çok toz kalkıyor diyor birisi. İşte yağmur yağarsa zaten bu sorun da ortadan kalkıyor. Biz yağmur yağmadığı için bitkini koruma amaçlatıyoruz. Böyle bir durum yalnız. Hani onun ben de üstünden geçemiyorum. O benim için de sorun. Çünkü aynı hasadı ben de yapıyorum. O tozu ben de çekiyorum. Ama benim için insan sağlığına zararlı bir toz olmadığı için de bu dert değil. Yani ama bu bir sıkıntı. Ya keşke o hasat zamanı artık yağmurlar başlasa. İnşallah yağar. 3-4 yağmur yağsa zaten kalın kilinden eser kalmaz. Evet. Sorularımız bitti. Saf kurdu. Arazimizi geziyoruz. Muhtemelen yapmış geçmiştir zararını bu sıcakta çünkü böcekler uçamıyor yazık. O yüzden de yapmış geçmiştir ama güveye de tekrar kontrol edelim. Sabah erken saatlerde güneş doğumunda lütfen arazimizde olalım. Yeşil yeşil döküntüler varsa ve bu döküntülerin olduğu yerlerde delikler varsa sap kurdudur. Eğer delik yoksa bu mevsimde şimdi ağaç besleyemeyecekse döküm gerçekleştiriyor. Diyor ki benim fazla yavrum var ben bunları besleyemem. Kalibrasyon nedeniyle bunları atım gerçekleştiriyor.
gerçekleştiriyor. Ona göre her ikisini ayırması gerekiyor. Güvede yine gezecek, tam sapların dibinden varsa yine güve içinde bir şey yapabilir. Güvenin kelebeğini görebilirlerse ne mutlu, çok şanslılar. İnşallah kelebeği görebilirler veya yumurta paketlerini açılmaya başlamıştır. Ben henüz böyle güldür güldür duymadım çok böyle epidemi yaptığını her ikisinde. Zeytin sineği zaten bu havada hiç çıkmaz. O sıcağı sevmez. O yüzden o da bir yerlerde uyuyordur, bir yerlerde yatıyordur. Evet. 18 geçiyor benim saatim. Tamam. Son 1 dakika, 2 dakikamız. Ekleyeceğim bir şey var mı? Son 2 dakika. Az önce söylediğin konu çok önemli. Gıda güvenliği ve gıda güvencisi. Ne kadar az pestisit. Çünkü ben bugün de bir yani kuzenimin kanser olduğunu duydum. Enteresan işler oluyor. Bu kanser vakalarıyla çok genç insanlar. Ne olur pestisit atmayalım. Bu pestisitlerden bir uzaklaşalım. Mümkün mertebe kendimiz hani ağzımıza alabileceğimiz maddeleri bitkiye atalım. Haricinde hiçbir şey kullanmıyorum. Az önce söylediğim gibi bakır ve kükürtün insan tabii dozla ilişkili ama çok böyle güldür güldür bir zararı yok ama biraz artık bu pestisitlerden üreticilerimiz hem kendi sağlıkları hem tüketicilerin sağlıkları açısından azaltırlarsa çok mutlu olacağım. Evet, sevgili dostlar, bir hafta daha bitirdik. Bugün gene yoğun bir gündemde açıkçası. Yani bu tekrar izlenmesi gereken bir yayın diye düşünüyorum. Güzel bir konuydu, güzel bir sohbetti. Güzel de sorular geldi. Bu arada Ömer'e belirteyim, yayını kapatıyoruz diye. Evet, biz sesini kıstık çünkü kendisini. Yani nişanlanmadan önce biz keselim dedik. Aynen. Bu arada bunu onu, her sefer bazen unutuyorum. Bize arka planda destek olan Ömer, evet. Alper, pek çok arkadaşımız, İpek. Kardeşimiz var. Gündüzleri evet. İpek. Ama İpek'ten ricamız, tasarımlarda Köy TV logosunu kullanmamışız, onu kullanalım. Ne olur. O önemli. Pek çok arkadaşımız, kardeşimiz var. Sağ olsunlar, çok emekleri geçiyor. Bizim arkamızda açıklarımızı kapatıyor. Yayından kopuyoruz, bağlıyorlar. Destekleri evet. Çok büyük. Tüm arka plandaki yayın ekibine gerçekten çok teşekkür ederiz. Harika işler çıkarıyorlar. Bize katlanıyorlar diyelim. Sevgili dostlar, bir haftanın daha sonuna geldik. Haftaya son kez görüşmek üzere. Dediğimiz gibi sonrasında son bizim... değil, ara. Yaz ara, arası. Aynen, ara. Bize şu programı yapın, şu konuyu alın, şöyle bir şey yapın. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi, desteklerinizi bekliyoruz. Ona göre biz yazın, hazırlanalım. Çünkü sizlerden gelen talepler doğrultusunda yapınca daha aktif, daha enerjik geçiyor diyoruz. Haftaya görüşmek üzere, bir aksilik olmazsa. Olursa da hazır zaten bir programımız hazır, var. Belki fuarda, evet, fuar programımız var. Onu yayınlarız ama bir şekilde görüşeceğiz. Herkesi... Ben önümüzdeki hafta muhtemelen Edremit'te olacağım. Edremit'ten bağlanacağım. Oradan yayın yapacağız. Kısmetse. Herkese iyi akşamlar. Bizi etkileyip paylaşmayı unutmayın. Sosyal medyada beni, Mücahit ve Köy TV'yi takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.